Gün geçmiyor ki bir iftira, bir tehdit, bir yalan ortaya atılmasın. Yani gerçekten şunu anlamıyorum. İnsanların gözleri bu kadar nasıl körleşir ve kalpleri nasıl mühürlenir? Evet, yine İHA'lara, SİHA'lara ve Selçuk Bayraktar'a farklı bir şekilde skandal bir saldırı gerçekleşti. Kim mi yaptı bunu? Tele1 televizyonunda Meriç Köy Atası adlı gazeteci beyefendi öyle iddialar ortaya attı ki akıllara zarar. Ki sonradan bugün kalkıp özür diledi. Maksadımı aştım dedi. Sizin maksadınızın ne olduğunu biliyoruz zaten. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ülkeniz adına dünyanın gurur duyduğu ve peşinde koştuğu İHA'lar, SİHA'lar, Baykar, Selçuk Bayraktar bunları başınızda taşımanız gerekirken hala yapılan işe pislik atmaya ve hala bunu siyaset üstü görmeyip siyaset devşirmeye çalışıyorsunuz. Evet değerli dostlar, ne mi demiş? Hemen okuyayım. İyi dinleyin. Herkese de bunu söyleyin. Tele1'de büyük bir skandala imza atıldı. Evet. Pardon. Gitti ekran. Ha. Tele1'de büyük bir skandala imza atıldı. CHP'yi savunan Meriç Köy Atası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Baykar'a iftira atan o kelimeleri söylüyorum size. O SİHA'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayinde Aselsan'da o teknolojiyi üreten, ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bakın çok büyük bir itham ve skandal. Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem de bilgi birikimine çöküyorlar şeklinde skandal ifade kullandı. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Yani ne demek istiyor biliyor musun? Bilgi hırsızlığı, o Aselsan'da faili meçhul öldürülen mühendisler var ya, onları kim... Ya bakın, yani anlatabiliyor muyum? Bu kadar insan nasıl karakterinden bu kadar ödün verebilmiş? Çıkmış bugün, yok efendim 42 yıllık meslek yaşantımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum, maksadımı aştım. Hayır efendim, senin nasıl bir öfken kinin var ya? Bence Baykar, Selçuk Bayraktar ve Recep Tayyip Erdoğan bu işin hukuksal boyutunu asla peşini bırakmasınlar. Ya nasıl bir terbiyesizlik bu ya? Nasıl bir hadsizlik bu? Siz nasıl insanlarsınız? Ülkenizin adına bir bilim adamı çıkmış İHA'ları, SİHA'ları yapıyor. Bütün dünya alkışlarken siz hala pislik atma derdindesiniz. Kendi pisliğinizde bulanın. O kadar sinirlendim ki bak, okuduğum zaman bile haberi ilk gördüm. İyice kafayı yemişler dedim. Ama yani gerçekten tabii ki böyle bir şeyin olmadığını kendisi de bildiği için, o ekranlarda kendini kaybettiği için içindeki öfkeden, kardeşim bak, bunların gösterdiği istikamete giden gerçekten kafayı yemiştir. Ne demek ya? Sen bizim gururumuz olan, savunma sanayi için çok önemli olan, ülkelerin sırada olan ve Selçuk Bayraktar ve Baykar gibi bir oluşuma kalkıp da böyle katil diyorsun. Bilgilere çöktü onu diyorsun. Bunun peşini asla bırakmasınlar. Hatta bunun peşini devlet olarak bırakmamaları lazım. Çünkü bu gerçekten savunma sanayisi, ulusal güvenlik hepsininle alakalı saçma sapan skandal bir yorum. Bunun peşi bırakılmaması lazım. Ya şu seçim senin savunma sanayinden, bilim adamından çok mu önemli? Sabah bir doktor yazmış. İşte Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerine basmasıyla alakalı. Biz seccadenin kendisiyle uğraşmıyoruz. Orada o seccadenin üzerinde yapılan farz bir ibadet var. O yüzden o seccade özel oluyor. O ibadet yapıldığı için biz o ibadetle konuşuyoruz. O seccadeyle konuşmuyoruz. Bu ayrı bir konu. Ayrıca yorumlayacağım. Diyor ki işte bilim adına falan, ya Selçuk Bayraktar var, İHA var, SİHA var, Baykar var. Ona pislik atmaya çalışıyorlar. Size bilim adamı beğendiremiyoruz. Size teknolojiyi beğendiremiyoruz. Yerli arabayı beğendiremiyoruz. Size yeni yapılan köprüleri beğendiremiyoruz. Elektronik ortamın hiçbirini beğendiremiyoruz. Kızıl elma havalandı, onu da beğendiremiyoruz. Ama hiçbir şeyi beğendiremiyoruz. Çünkü sen kendi ülkenin bilim adamını, sen kendi ülkenin bilimini, gelişmesini istemiyorsun ve beğenmiyorsun. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Orada birisi var, Cumhurbaşkanının damadı diye onun üzerinden kalkıp da
Bunları yapabiliyorsun. Demek ki Allah korusun kazara yönetime geçseniz siz Baykar'a, İHA'ya, SİHA'ya dolayısıyla savunma sanayisine neler yapmayacaksınız? Dokunmayacakmışsınız. Yok ya, hem nasıl dokunacaksınız? Kendi yazılımınla yaptığın silahların var. Sen daha ne istiyorsun ya? Dışarıya bağımlı değilsin savunma sanayisinde. Tam aksine %93'ü ihracat yapıyorlar. Dışarısı senin yerli ve milli icadına bağlıyken yazılımı, çünkü bizde hala pislik atma derdindesiniz. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar oldum. Vatandaş olarak acaba bizim mahkemeye verme falan suç duyurusunda bulunmak gibi bir hakkımız var mı? Gidip biz de suç duyurusunda bulunalım. Bunların vaat ettiği gelecek bu ülkenin ezaletinden başka hiçbir şey olamaz. 2 kere 2 4. Bunu da kimse unutmasın. Yok efendim, mühendisleri öldürmüşler, bilgilerini almışlar, İHA'ları SİHA'ları öyle yapmışlar. Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun. Sırf şunun için 1000 tane oyum olsa bir tanesini bu zihniyetlere vermem. Selçuk Bayraktar, İHA, SİHA bizim gururumuzdur. Onlara dokunulmasına müsaade etmememiz lazım. Ama dediğim gibi işte bunlar kendini bilmez, hırstan, nefretten gözleri nasıl bir kille, nefretle bürünmüşse kalkıp ulusal bir kanalda bu skandal iftiraları atmaktan çekinmiyor. Nasıl ki bazı şeyler kırmızı çizgimiz, Selçuk Bayraktar, Baykar, savunma sanayi, İHA'lar, SİHA'lar da bizim kırmızı çizgimiz. Bunu da kimse unutmasın. Ha, bunları bakın, bu videoyu alın, herkese atın. Nasıl bir Tele1 kanalında CHP'yi savunan bir gazeteci bu tarafa muhalefet yapacağım diye bu skandal iftiraları atıyor. Bugün özür diliyor. Ben kabul edemiyorum bu özrü. Çok ödev, maksadını aşmış. Maksadını aşmış ne demek? Sen haddini aşmışsın. Terbiye sınırlarını aşmışsın. İnsanlık sınırlarını aşmışsın. Bu ne ya? Böyle bir şey söylenir mi ya? O yüzden bu videomu herkese yayın kardeşim. İnsanlar izlesin. Nelerle mücadele ettiğimizi izlesin. Şayet kazara bunlar yönetime geçerse bu ülkenin başına neler gelecek izlesinler. Şunu bugün yok haddini aştım da söyledim diyen zihniyetler ve onların desteklediği zihniyetler neler yapar artık, varın siz düşünün. Evet, Selçuk Bayraktar da Baykar da bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu da kimse unutmasın. Çünkü nedir? Bireysel olarak şahısları değil, yaptıkları işten ötürü bu böyledir. Benim ülkeme faydası var. Benim ülkemi marka yapmış. Ne yapacağım, sahip çıkmayacağım? Sağcı ol, solcu ol, buna sahip çık kardeşim. Evet efendim. Unutma, unutturma. Bunları herkese, gençlere anlatın ya. Anlatın. Evet, görüşmek üzere.